Herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım ben Beyaz Kurt. Bugünkü konuşacağımız konu Twitch yayıncısı Purple Bixi'nin dava yemesi hakkında olacak. Videoya başlamadan önce şunu belirteyim illa bazılarınız yazacaktır. Yok sistemi eleştirirsen öyle olur, hakaret edersen böyle olur falan. Eleştiri düşünce özgürlüğüne girdiği için yasak bir şey değil. Fakat ağır bir eleştiri yapamazsınız. Yani birine doğrudan hakaret edemezsiniz. Özellikle bu kişi cumhurbaşkanıysa. Ama mesela ben şu anda rastgele havaya orospu çocuğu dersem herhangi bir şekilde dava yemem. Neden? Çünkü ben bu kelimeyi havaya söyledim. Hiçbir şekilde isim vermedim. İnsanlar bu durumda aa kesin bana dedi kesin bana dedi falan diyebilir. Ama bu gerçekten onların sorunu yani. Hayırdır niye üstüne almıyorsun ki? Bir de TikTok'ta dolanan bir tane video var saçma sapan belki de görmüşsünüzdür. Birine orospu çocuğu derseniz hakaret davası yersiniz. Ama birine senin orospu çocuğu olduğunu düşünüyorum derseniz bu sizin düşünceniz olduğu için anayasal özgürlüğünüz sayesinde hakaretiniz meşrulaşmış sayılır. Orospu çocuğu olduğunu düşünüyorum derseniz hakaret davası yemezsiniz. Aynen kanka sen birine orospu bir çocuğu olduğunu düşünüyorum de de bak bakalım ne oluyor. Neyse işte uzaktan eğitimde de bu kadar oluyor. Şimdi gelelim Purple Bixi olayına. Kendisi böyle bir tweet paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılmış. Tek yazdığı kelime Allah belanı versin ki bela okumak hiçbir şekilde hakarete girmiyor. Hakarete girseydi bile kime hakaret ettiği belli değil. Yani bu dava zaten takipsizlikle sonuçlanacak. Benim merak ettiğim konu böylesine gereksiz bir dava neden açıldı? Az önceki verdiğim örnekle tamamen aynı. Ben şu anda istesem topluluğuma rastgele orospu çocuğu yazarım ama kime söylediğim belli olmadığı için hiçbir şekilde ceza almam. Purple Bix'i de tam olarak bunu yapmış. Ama sırf attığı tweetten 20 dakika önce Erdoğan bir konuşma yapmış olduğu için ve Purple Bix'in tweeti de bu konuşmaya denk geldiği için hakkında soruşturma başlatılmış. Yani anlayacağınız kendinize Erdoğan'a göre hazırlayın. Eğer ki Sayın Başkomutan, Yüce Komutan, Yedi Cihan'ın Sultanı, Genelkurmay Başkanı, General Amiral Başbuğ, Binbaşı, Maraşal, Kung Üstadı. İyilerin dostu kötülerle Ne alaka buna Neyse işte. Sayın Cumhurbaşkanımız eğer ki konuşma yapıyorsa mümkünse konuşmasından 4 gün sonra falan bir şeyler paylaşın. Az önce de söylediğim tekrardan söylüyorum. Sırf bu tweet yüzünden kimse ceza almaz. Sadece boş vakit kaybı yani. Soruşturma için harcanan zamana ve kağıtlara yazık. Beddua okumayı da geçtim. Bu adam gerçekten dolaylı yollardan Cumhurbaşkanı'na küfür bile etseydi ve biz hepimiz küfürü kime ettiğini anlasaydık bile ismini vermedikçe veya küfürü ona ettiğini açıkça belli etmedikçe hiçbir şekilde dava yiyemez. Ya biz hepimiz anladık ne demek istediğini moruk diyerek bir insanın ceza almasını sağlayamazsınız. Buna hakkınız yok. Kanıt nerede lan demezler mi adama? Kanıt göster hadi. Benim sizlere tavsiyem özellikle şu sıralar çok fazla siyaset eleştiriliyor ki bunu ben de yapıyorum. Eski videolarımda defalarca kez aptallık yapmışımdır. İşte biriyle kavga falan etmiştik, küfürleşmiştik. O videolar kaldırıldı bu arada. Zaten birbirimizden şikayetçi de olmadık. Bunları tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Sistemi eleştirecekseniz bile bu konuda gerçekten dikkatli olmanız lazım. Eğer ki hakaret ediyorsanız bu bazen hakaret de Karşılaştırma falan yapıyorsanız bile bazı durumlarda hakkınızda soruşturma falan açılabilir Yapmanız gereken şey açıkça kimden bahsettiğinizi videolarda söylememek Mesela çok saçma yani ben bu videomda oyumu İskender'e basarım falan demişim Ama ben Türk vatandaşı değilim ki Ben Avrupa'da bir ülkenin vatandaşıyım Tereyağlı İskender derken Türkiye'den bahsettiğimi nereden biliyorsunuz? Kanıt nerede lan? Kanıt gösterseniz de kanıt mı gösterseniz oğlum kanıtı. Umarım dediklerimi anlamışsınızdır. Purple Bixie'ye de buradan geçmiş olsun diliyoruz. Umarım başına herhangi bir şey gelmez. Herhangi bir cezada almaz. Zaten almayacağını biliyoruz ama olsun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.